Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallillahümme ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz braderler, bugün inşallah Rabbil alemin sizler bilen navbetteki canlı mülakatta görüşüp durupmiz. Uzbekistan 24 radyosudan canlı mülakat. Bazı mülahazalar doğrusu da biz bilen bağlanışlık ne etişti? Ondan taşkarı bugün yenge gün karantinin nabattaki küllerden biri. İnşallah bu doğrusu da bu hususta sizler bunu az gene yaklaşaylık dedim. Hakta ola barçalarımızın uzunin hidayeti de sabit kılsın. Savollar bo'lsa kerak, hozir xayriya kunlari, xayriya bo'lyapti. Xayriyaki Ramazon oldida turibmiz. Undan tashqari karantin munosabati bilan juda ko'p o'sha nochor oilalarga bechora boquvchisini yo'qotgan yoki oddiy hol, o'rta hol oilalarda ham qiyinchiliklar bo'lyapti. Şu qiyinchiliklar fursati mobaynida ahli fazil bo'lgan qalbiga o'sha ihson, ixlos ne'mati o'rnashgan birodarlar, musulmonlar, aka-ukalar fursatni qo'ldan boy bermasdan yaxshiliklar qilishga harakat qilishyapti. Alhamdulillah, ayni o'rni hozir. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Habbab ibn Arat radiyallahu anhu'ga aytgan hadislerinin bir cümlesi var. Aytganlar ki, hali şunday zaman keladi, adamlar qo'lida bir patnisda tillonni ko'tarib olib, dünyanın bu burchagidan u burchagiga boradi. Bolani yoshi o'zgaradi-yu, tillo kamaymaydi. Ya'ni zulm bo'lmaydi degan ma'noda. Odamlar qo'yini bo'ri yeb ketishligidan qo'rqadi xolos. Boshqa hech kim birovni qo'yiga o'g'irlik, g'asb ko'zi bilan qaramaydi. Odamlar zakot beraman desa, zakot oladigan odam qolmaydi. Bu degani pul topish qiyin to'g'ri, lekin topgandan keyin fursat topib, imkon qilib, yaxshilik qilib olishlik ham qiyin. Hozir o'sha fursat. Hozir qilib olish kerak. Ramazon eshigida turibmiz. Hozir imkon qadar harakat qilib foydalanib qolish kerak. Oysha onamiz radhiyallohu anha qurbonlik kuni go'sht qurbonlik qildilarda go'shtlarni tarqatdilar. Payg'ambar alayhissalom kelsalar, payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan joylari qo'yni qo'li edi. Qo'yni qo'lini yaxshi ko'rardilar. Ha, nima qilding desalar, Oysha onamiz aytdilarki, hammasini tarqatdim, buni olib qoldim o'zimizga. Kechqurun sizga bir narsa qilib beraman, dedilar. Deganlarida Payg'ambarimiz aytdilar ki, olib qolganing bizniki emas, berib yuborganing bizniki deganlar. Telefon qilishyapti. Alo. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatullah. Men telefon qildim sizga hozir. Men hozir efirdan telefon qilyapman. Hozir sizni telefoningizni ulab qo'yamiz-da, eshitib turasiz, keyin sizga so'z berishadi, marhamat. Keyin o'zingizni tanishtirib, iltimos. Xo'p. De, keyin domla qarang, Abdur aka, shu asosiy mavzu saxovat va ko'mak. Shuni yaxshiligini sal chiroyli qilib o'zingiz berasiz. Mana. Xo'p, bo'ladi. Saxovat va ko'mak bu odamlarning psixologiyasiga qanchalik ta'sir qiladi? Xo'p, qo'yib qo'yamiz sizni. Ulab qo'ying birinchi telefonni. Eshitib turasiz. Xo'p, bo'ladi. Yo'ningizda radio yo'q emasmi? Yo'q, radio yo'q. Bo'ldi, xo'p, eshitib turing telefonda. Jonli efir yo'qmi? Balan-balan gapirasiz. Xo'p, bo'ladi. Parvolikka terilib ketmasin bola. Buni ham xavotirli zamoni bor. Ya'ni bola tamoman ishonmaydigan, o'ynab kelsam bo'ladi-ku deganday fikrlarga borishni oldini olishimiz kerak. Ya'ni xavotirlanishning ikki tomoni bor. Birinchi tomondan salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi tomondan beparvolikka olib kelishi mumkin va bu natijada salbiy natijalar berishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lguncha tashvishlanishning normal holatini, ya'ni
sağlam fikirde ege bulunan kişilerini terbiyeleşimiz, tapışımız gerek ve şunday halatı alıp gelişimiz gerek. Yani, Braderler, şu meselede az gene sohbetleşebiliriz. Sizler de vaktiyle alıp kalıp bulursunuz. Havatırlanış hem olsun. Dedim şu bulan bir gerek de onu anlı ravişte başkara alsın. Şimdi bana şehirde birinci orunda turadegen narsa bu bilim doğanlık. Bala havar topkan bulsa, bilgen bulsa, bu virüs nümeyken, o kanda infeksiyatı tarkalarken, kanda usul da tarkalarken, şu narsalarını bala eğer doğru düşünse, ve bu bir madde kadar düşündürüp bulmaydı bu narsanı, bir madde, iki madde bu narsanı yaşla yapırsa, özden sorarsa, tasavvur kıla aladı mı, yok mu bunlarını bilgen halde, onda yardım veriş gerek buladı. Yani, selvi akıbatlarının aldığını alışın bitti usulü bu balanı bilimler bile kurallandırır. O bilsin yok yani anlasın, düşünsün. Ve o şandaki o havatırlanışını hem mi yarı gelge buladı, taşışlanışını hem mi yarı gelge buladı. Ve özünü başkara aladı gen buladı. Otreti hazır kongrak egesi borakken kelin ular bile boğulansak ve sabahları bulsun merhamet eşitip cevap versek. Merhamet eşitamız. Assalamu alaikum. Vaalaikum salam. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Yaxshi, sizlar men Abror Muxtor Aliyman, Islom sivilizatsiyasi markazi bosh ilmiy xodimi. Bugungi sinovli millatimiz boshiga kelgan imtihonli kunlar osonlik bilan o'tsin, xalq barchalarimizga kelayotgan Ramazon muborak bo'lsin. Menda bir savol emas, mulohazali fikrlarim bor. Umuman bugun hozirgi kunda albatta mana shunaqangi imtihonli kunlarda millatni ba'zi masalan topish tutishi o'rtacharoq bo'lgan qismida biroz qiyinchiliklar, karantin oqibatida vaziyat biroz qiyin bo'lib turgan holatlarda imkoniyati, mablag'i, puli bor, yaxshilik uchun qalbida ixlosi bor odamlarga juda katta imkoniyat yuzaga kelyapti. Albatta yaxshilik qilish insonni xursand qiladi. Ya'ni bu masalada Peygamber aleyhissalatu vesselam bir adam kelib men o'zimni mu'minligimni qayerdan bilaman deganda yaxshilik qilsang xursand bo'lsang, yomonlik qilsang xafa bo'lsang, demak sen mu'minsan deganlar. Mu'minlik katta sharaf, mana shu sharafga biz o'zimizni ya'ni imtihon holatida sinab olishimiz, yaxshilik qilish imkoniyati bo'lgan vaziyatni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Hozir alhamdulillah juda ko'p joylarda bunaqa xayriya qilinyapti, tashkilotlar buni boshini qovushtiryapti, xolis xizmat qilayotgan qancha aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bu xizmatni qilishyapti. Bu millatimizga yarashadigan o'zaro ya'ni mehr-muhabbat masalasida boshqalarga o'rnak bo'ladigan, hozir ba'zi axborot vositalarida ham ko'zimiz tushib turibdi. Bugun o'zlarini eng yuqori saviyada degan davlatlar ham O'zbekistondagi karantin vaziyatidagi intizomga havas qilyapti. Buni e'tirof qilyapti. Mana shu vaziyatda biz ya'ni tashabbusni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Boylarimiz imkon qadar shu yaxshiliklarni, xayriyalarni davom ettirish kerak. Karantin inshaalloh mana yana ozgina muddat o'tgandan keyin tugaydi, lekin bu fursat har doim ham bo'lavermaydi. Albatta orzu qiladigan fursat emas, lekin bunaqangi fursatlarda yaxshiliklarni qilib qolish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilariga bir sahoba kelib, juda qiynalib ketganligidan shikoyat qiladi. Shikoyat qilganda payg'ambarimiz aytadilarki, shikoyat qilma, islomning dinning haq ekanligidan shubhalanma. Bu islom shunday dinki, albatta g'alaba qozonadi. Shunaqa davrlar keladiki, insonlar qo'llarida mablag' ko'tarib ko'chama-ko'cha yurishadi. Kim mening zakotimni oladi? Kim bu mening pulimni tozalab qo'yadi deb. Lekin zakot oladigan odam topilmay qoladi deganlar. Mana shu hadisdan ulamolar aytadiki, mana shunaqa fursat borligi, qo'lida puli bor, imkoniyati bor, yaxshilik qilishlikka sharoiti bor odamlarga juda katta imkoniyat. Hali shunday davrlar keladiki, yaxshilik qilaman desangiz, yaxshilik qiladigan o'rin qolmaydi. Masalan, moddiy tomondan. Yoki bir odamga bir ko'mak beraman desangiz, ko'makka muhtoj odam qolmaydi. Shuning uchun hozir mana shu fursatdan juda unumli foydalanishimiz kerak. Mayli, bu pul topiladi, dunyo omonat, bir kun hammamiz dunyodan o'tib ketamiz, lekin oxiratga olib ketadigan narsamiz qilgan yaxshiligimiz.
Ayşe onamızdan bir acayip hadise hikayesi var. Kurbanlık günü bir koyunu soyup hemmege tarikatteler de bir bölgene ap kaldılar Ayşe onamız. Kulene koyunu. Şimdi peygamberimiz ettiler ki ne kıldın koyunu deseler hemesini tarikat vardım. Bir bölek ap koydum bana kulunu. Keçkurun sizge bir nasıl kıveremeyen. Degen de peygamberimiz ettiler ki hani şu kulinde ap kalgenin bizikimez. Tarikat vargenin o biziki. Yani ahiretge zahire bu dediler. Mana şu kaide, mana şu kanun her bitti Müslümanlı imanı da oranış gerek. Biz yakşilik kılıp kalışımız gerek. Ben mana şu mülahazalarını eğitmekçiydim. Sizler geyim Allah'a da teşekkür. Selam. Sizge ham teşekkür ve elbette şu bu fikirlerinizde biz ham koşulup kalamaz. Damla gel bu fikirleriniz bolsun. Alo. Nabi. Damla rahmet kota kalsızge. Selamat bani ham. Sağ olayım mani ham. Sağ olayım. Kısa yine gaplaştık. Kısa yine bana şimdi Allah'a hazırlarını soruşken eken. Bismillah. Demek bana şu imkaniyatını koldan boy vermeslik gerek. Bana özüm geyem cüda kub. Adamlar çıkıyıp da yordam sonra geller cüda kub. Yordam bir hemen de gellerem kemmez. Elhamdülillah. Kolumuzdan kigence bunlarını birbirine uçuraştırıp kuyuşke hareket kılıp bunu anakasını kıvı oturtmuz. Avvalo yakşilik kılaman degen adamlarga yakşilik imkaniyeti fazıl kısaplanadı. Fazıl. Fazıl degeni Allah Teala unga bu faziletini bergen. Biz bunda hasat kılıçlıkke nimaga unga berdi, menga bermedi deyişke hakkımız yok. Nima uchun? Çünkü onu Allah bergen. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ degen Kur'an'da Allah Ta'ala. Bu Allah'ın fazlı. Hakla genelde beredi. Biz onu tartışmayız. O şey fazıl, kaçan fazıl boladı? Mesela sizge Allah Subhanehu ve Ta'ala imkaniyet verdi. Pulingiz var, mablağınız var, tanış bilişiniz, şaraitiniz var. Kaçan bu sizge nispeten fazilet deyip sıfatlanadı? Kaçan ki şu imkaniyetini yakşilikke sarflay olsayız. Eğer yakşilikke sarflay olmayan bulsanız, yakşilikke sarflay olmasanız, o sizge berilgen imkaniyet fazıl bu miydi? O imtihan sorak saval kılınadigen sizge berilgen imtihan boladı. Aksar uğurlarda bala boladı. Çünkü cehennemde aksariyeti zalimler. Tağutlar, pul, meblağ orkasından adamlarga zulüm kigerler. Buranın hakkını şu pul deyip yegerler cehennemini asasi kısmını teşkil kıladı. Şunun için fazıl meselesi, o kaçan fazıl boladı? Kolingizde imkaniyetiz bugün zahatı başkalarga ulaşken izle boladı. Bu yam rızk. Allah-u Teala kim midir kalbige? İmkaniyeti yani o kütara degen taklifini bergen boladı. Hammayam orzu qilaveradi, boy bo'lib ketsam zo'r bo'lardi, pulim bo'lsa zo'r bo'lardi. Yo'q, ba'zan kambag'al bo'lib turganingiz ham yaxshi. O'sha sizning fazilatingiz. O'shaning uchun o'shanga rozi bo'lib turish kerak. Bu degani kambag'allikka rozi bo'lib qolib ojiz bo'lishlik emas. Siz bilmaysizki, siz puli ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrni siz tasavvur qilasiz. Aslida puli ko'p bo'lsa u zolimlarning zolimi bo'lib ketish xatari bor. Şunun için ahli fazil Allah razı boladigan joylarga imkoniyat darajasida sarf qila oladigan odam. Mana shu ahli fazillarga imkoniyat tug'ildi. Peygamber alayhi salatu vesselam maqtagan, havas qilsa arziydigan bir toifaning bugun imkoniyati, fursati. La hasada illa fitnatayni. Rajulun ataahu Allahul Qur'an وهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا وهو ينفق آناء الليل وآناء النهار برقانچا روايتلار بار شوندان برينچسي ilim berilgan va ilimini ertayi kech tilovat qilgan ilimni zakoti bor ilim o'rgandingizmi uni yetkazish kerak o'qitishingiz kerak o'rgatishingiz kerak fursat imkon topib bu ishlarni qilish kerak Fırsat topgan zahatiz yaxshilik qilish kerak ilimning zakoti bo'ladi. Shu bilan birga molning ham zakoti bor.
Tapdiyiz mi imkan, fırsat tapdiyiz mi onu kılış gerek. Bazılar pul tapadı yu, pulunu kandaya sarflaşı bilmeydi hala etkenimizdik. Kandaya sarflaşı bilmeydi. Uşnaka vaziyetlerde o uzunin koludaki mablag bunge cüde katta sorak savalının sebebi bu kalışlıgından korkuş gerek. Atrafı da şu hayriyeni yetkazı başka narsa kıladigen bana hazır teşkilatlar işle yaptı. Halis pul taşıysız şarayet kılısız. Kuşada şu işini kılıp yürgen, hareket kılgen kaynca buradarlarımız var. Yetkazış gerek, kılış gerek. Kembağalarım köp. Albatta hamma jamiyatda kambag'al bo'lgan, hamma jamiyatda. Bizda ko'pincha davlatni yoki siyosatni yomonlashlik orqali o'zining shaxsiy manfaatini birinchi planga chiqaradiganlar nima deydi? Mamlakat kambag'al bo'lib ketdi deydi. Siyosatchilar asosan shu gap qo'zg'aydi. Kambag'allik ayb emas. Kambag'al bo'lish mumkin. Kambag'al bo'lib qolish mumkin. Bu ayb emas. Aytmaz bu. Buni misol keltirib bir mamlakatni ichidagi musulmonlarni qoralash, ahli ilmlarni sabrga qanoatga chaqirib, oldingi yurishga qilayotgan da'vatlarini qoralash noto'g'ri. Nimaga? Kambag'allik Hazrati Umar davrlarida ham bo'lgan. Unga munosabat bizda, ya'ni munosabatni biz gaplashishimiz kerak. Kambag'al bo'lib ketdi hamma yo'q. Undoq bundoq degan gaplar bilan odamlarni boshini aylantirmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalom davrlarida ham kambag'allik bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham och yurardilar. Faqat o'sha zolimlar xalqini xalqqa yetib borish kerak bo'lgan, xalqning haqqini yeb o'sha zulm qilsa, buni gapirish kerak. Bunga qarshi turish kerak. Buni qo'llamaslik kerak, yoqlamaslik kerak. Qonuniy asosda bo'lishligini talab qilish kerak. Qonuniy talab qilish kerak. Buni ham har turi borda, noqonuniy talab qilishga harakat qiladiganlar. Demak, mana shu fursat Haq taolo bizlarga imtihon fursatlarini berib turibdi. Barchalarimizni shu kunlarda yaxshiliklarga qo'limizdan kelsa harakat qilishimizni, bo'lmasa dalolat qilishimizni bo'lmasa yaxshilik qilayotganlarning yonida turishligimizni, u ham bo'lmasa yaxshilik qilayotganlarning ortidan duo qilib, xayriyasiga Allohdan yordam so'rab turishimizni nasib qilsin. 5-chi toifa bor. Na o'zi yaxshilik qilmaydi, va na yaxshilikka dalolat qilmaydi, va na yaxshilik qilayotganlarning yonida turib, bir qopni bir uchidan ko'tartirib olmaydi. Na ularni haqqiga duo qilmaydi, o'tirib olib. Sen yaxshi qilsan, yarim kilo shakar berding, 5 kilo un berding xolos deydi. Mana bular juda ayanchli odamlar, ayanchli saviyadagi odamlar. Alloh taolo o'sha toifadan qilib qo'ymasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.